bu son depremle birlikte uyarık oldu artık. O yarığı da böyle bezlerle kapattık. Kapattık bu oluşan yarıkları. Sen şu odaya da bakın abi. Hava girmesin. Havalar da soğudu. Gazeteci olarak mesleğimi sürdürüyorum. 6 Şubat depreminde evimiz hasar görmüştü. Bazı noktalarında çataklar oluşmuştu. Fakat son bu Ekim ayında meydana gelen depremde o çataklar tamamıyla yarığa dönüştü. Evin belli yerlerinde hasarlar oluştu. Tavanda bazı döküntüler meydana geldi. Demir kısımlar ortaya çıktı binanın. Yani biz o günden beri açıkçası evde çok tedirgin yaşıyoruz. Gerçekten yani çocuklarım çok korkuyor bu noktada. 45 yıl önce babam tarafından yapılmıştı. Yani hiçbir mühendislik çalışması yok. Babam kendisi zaten kalıpçı, yani inşaat sektöründe uzun yıllar usta olarak çalıştı. O dönem imkanı olmadığı için kendi imkanlarıyla binayı inşa etti. Tabii nüfusu artınca, kardeşlerimin sayısı artınca da evin üstüne bir kat daha attı. 20 yıldır da üst katı var. Ev iki kattan oluşuyor. Şimdi oluşan depremde ev oldukça hasar gördü. Ortaya çıkan çataklar tamamen yarığa dönüştü. Tabii o gün ben AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne de haber verdim. Sağ olsun Sayın Valimiz de bu noktada devreye girdi. Acil bir şekilde ekiplerin buraya gelmesini sağladı. Ekipler kontrol etti binayı ve evin oturulamayacak durumda olduğunu, büyük hasar gördüğünü söylediler. Bu noktada da rapor oluşturacaklarını söylediler. Yani şu anda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Mevzuat gereği Siirt'te en az %10'luk bir hasar oluşması gerekiyor deprem yardımından faydalanabilmem için. Fakat görünen o ki şu anda ben o deprem yardımından da faydalanamıyorum.